Evet arkadaşlar, herkese merhabalar öncelikle. Merhaba Şimdi Canlar. evet, bugün 12 Aralık 2024. Biz dedik ki bir kek yapalım. Yani her ne kadar beraber yemesek de belki kısmet olur, bir gün beraber de yeriz. Bir kek yapalım istedik. Bunu da sizlerle paylaşmayı arz ettik. Şimdi Aynur Hanım'ın çok marifetli olduğunu söylemiştim. Şimdi Aynur Hanım yapacak, ben de çekimini sağlayacağım. Şimdi hep beraber kekin nasıl yapıldığını böylece görmüş olacağız. Gerçekten o kadar çok güzel bir kek çıkacak ki ortaya, ben ona inanıyorum. Böyle kabarmış güzel bir kek çıkacak arkadaşlar. Şimdi bunu kademe kademe bir şekilde izleyelim. Şimdi Aynur Hanım'a diyorum ki kolay gelsin. Söylemek istediğiniz bir şey var mı Aynur Hanım? Evet, Canlar merhaba, günaydın. Bu keki Ahmet Bey çok sık yapıyormuş. Yani bekarlığında yalnız adamken. kızım ısrarla dedi ki Ahmet amca bir kek yapın da görelim dedi. Tabii ben kekin tarifini Ahmet Bey'den aldım. Onun tarif ettiği şekilde yapmaya çalışacağım. İnşallah Ahmet Bey'in yaptığı kek gibi lezzetli olur. Ben Gerçi inanıyorum biz ki daha da yedik. güzel olacağını Yo, biz düşünüyorum. çok güzel olmuştu. Yapmıştın hayatım. Evet. Çok güzel bir kek yaptı bize. Yedik, bayıldık. Bu sefer de ben yapayım dedim. Yani. İnşallah Ahmet Bey'in yaptığı kek gibi lezzetli olur, güzel olur. Huzurunuzda yapmaya çalışacağım. İnşallah hata Şimdi vermem. bir bayan dururken benim yapmam gerçekten pek hoş olmayacağını Ya düşünüyorum. ya Ben bu ya. konuyu Aynur Hanım'a devrediyorum. Şimdi hep beraber istiyorum ki Aynur Hanım'ın yaptığı keki hep beraber izleyelim. İnanın ki çok güzel bir kek ortaya çıkacaktır. Ya. Bilen arkadaşlar belki biliyordur bayanlardan. Bilmeyenler de ben bu kekin nasıl yapıldığını görmesini arzu ediyorum. Evet, size kolay Teşekkür gelsin Aynur ederim. Hanım. Şimdi öncelikle Evet. Şöyle bir çevirelim öncelikle. 4 yumurtayı alalım şuradan. Evet. Bakın. Öncelikle 4 yumurtayı alalım. Kameramanlık bende, kek Aynur Hanım'da. Eminim inşallah mahcup olmam. Olmayacaksınız, ben buna eminim. Benden de çok çok güzel yapacağınıza şimdiden ben Küçük bir inanıyorum. yumurta kabuğu girdi, çıkartıyorum. Şekeri atayım arkadaşlar. Ne kadar Şimdi olacaktı? 1,5 su bardağı şeker. Evet. Evet, tarifte arkadaşlar 4 yumurta, 1,5 su bardağı şeker. Bunu ilerledikçe size bunu söyleyecek. Ve en sonunda da içine konan malzemelerin ve yapılış şeklini Aynur Hanım size sonradan okuyacak bunu. Koysak acaba. Arkadaşlar, çok iyi bir kek olması için şekerle yumurtayı bir 5 dakika çırpmanız gerekiyor. Yumurtanın köpük köpük olması gerekiyor ve Beyaz bir şekil alması lazım. beyazlaşıncaya kadar da çırpın. Evet.
Gördüğünüz gibi bembeyaz oldu ve köpük köpük oldu. Şimdi diğer malzemeleri katacağız içine. Bir bardak sütümüzü koyuyoruz. Şimdi canlar, ben pasta, börek, yemek, bu tarz yaptığım yiyeceklerimi hep göz kararı yaparım. Hiç ölçü kullanmam. Hep göz kararı. Ama sizin hani yapmak istediğinizde ya ölçüsü nedir diye sormayasınız diye ben size göz kararı tarif ediyorum. Bir su bardağı süt koydum. Onu önce biraz karıştıracağım. Şimdi yağını koyacağız. Yarım su bardağı yağ koyuyoruz arkadaşlar. Ayçiçek yağı. Yudum, evet ben yudum ayçiçek yağı koyuyorum ama evet. Kendilerinin tercihine kalmış. Ağır olmaması için ayçiçek yağı koyuyoruz. Evet. Arkadaşlar yarım su bardağı sıvı yağ da koyduk. Şimdi onu da çırpıyorum birazcık. Ben koyduğum her malzemeyi mutlaka karıştırırım. Yani kalem kalem ne koyduysam koyduktan sonra çırparım. Şimdi 2,5 su bardağı un koyacağım. Ben arkadaşlar unu keke koyarken mutlaka elerim. Yani un elenmeden olmaz. Kekiniz kabarmaz. Mutlaka bardağımız varmış. Mutlaka elerim. Bir dakika hayatım. Şöyle bir geç. Hani bunları hep göz kararı yapıyorum ama izleyicilerimiz görsün diye ölçülü yapmaya çalışıyorum. Tahmini 2,5 bardak un koyuyoruz buraya. Canlar, heyecanıma bağışlayın. İlk defa kamera karşısında kek yapıyorum. Çok heyecanlıyım. Gayet güzel gidiyor. Hiç burada heyecanlanacak bir şey yok. Biz koskocaman bir YouTube ailesiyiz. Ahmet Bey, sizin kadar bu konuda uzman değiliz, becerikli değiliz ama... Estağfurullah. O bir bardak. Bakın, elediğimi görmeniz için gözünüzün önünde, huzurunuzda eliyorum ki fark edesiniz. Gayet güzel. Ben bunu mutlaka elerim. Elenmiş ne olur ne olmaz içinde belki... Yok, hayır. Bunda asla bir şey çıkmaz da. Hayır yani. Hani kekimiz kabarsın diye ben eliyorum. Kek kabarık olur. Daha güzel olur. Yoksa unun içinden çıkacak bir şey yok yani. Canım muhakkak yok ama elemekte de fayda var tabii ki. Tabii ki. Zaten eleyip öyle koyuyorum un teknesine. Muhakkak. Evet. Şimdi. Dur bir yarım bardak daha koyayım. Yarım bardak daha koyuyorum arkadaşlar. Benim Ahmet Bey, ablam çok iyi bir aşçıdır. Evet. Ablamın öğrencisiyim ben. Ablam yemek konusunda muhteşem bir aşçıdır.
Gerçi tahmin edersiniz, Hatay'ın mutfağı zengin bir mutfaktır. Arkadaşlar, unu koyduk. Un kovamızı kaldıralım. Nişastamızı alalım. 2 yemek kaşığı nişasta koyacağım. Hani ben göz kararı koyuyorum ama şöyle 2 yemek kaşığı da nişasta koyuyoruz. Ahmet Bey'in tarifinde öyle yazıyor. Evet. Onu buğday nişastası arkadaşlar. Evet. Piyalenin buğday nişastası. Bu arada piyalenin reklamını verdik. Bir paket kabartma tozu. Normalde bir paket vanilin girer ama bizim kızımız vanilyalı biraz fazla sevdiği için ben 2 paket koyacağım. Evet. Önce şöyle bir elimizle bir karıştıralım ki un havaya evet tozmasın. Aynen. Bu arada Aynur Hanım, fırını açıyor muyduk? Evet. Fırını ben ısınmaya. Şunu bir önce bir çırpayım. Şimdi fırını açacağım arkadaşlar. Bu arada çünkü kekin hamuru hazır oluncaya kadar fırınımız ısına dursun. Kaç derecede oluyor bu? 180 derecede. 180 derece, güzel. Şöyle fanı da açayım. Evet. Tamam. Tamam, fırınımız da hazır. Evet, şimdi şunu bir çırpalım. Şimdi canlar, biz normalde bir portakal, bir limon rendesi koyacaktık. Fakat kızım limonu pek sevmiyor. 2 portakal rendesi koyacağım. Ama bu sizin tercihinize kalmış. İsterseniz bir limon, bir portakal rendesi koyun. İsterseniz amaç onun içine böyle bir aroma olsun. Aynen. Evet. Ben 2 tane portakalın rendesini koyacağım. Onu bir isterseniz ayrı bir kapta rendeleyin. Şöyle hafiften bir rendeleyelim. Portakalımızı yıkadık daha evvelden. Evet. Portakalın kokusu da buraya geldi. Size de geldi mi arkadaşlar? Organik portakal. Vallahi
Ahmet Bey, benim tek rakibim ablamdı. Ama şimdi tek rakibim ablam değil, bir de siz eklendiniz. İnşallah sizi mahcup etmem. Sizin yaptığınız tek gibi güzel olur diye düşünüyorum. Yok, güzel olacağını ben şimdiden tereddütsüz kabul ediyorum. Canlar, biz Ahmet Bey'in daha önce keklerini yedik. Ama bir de biz deneyelim dedik. Benim prensesim keki çok sever. Yediği başka bir şey yok zaten. Şimdi arkadaşlar, bu bölümde biraz rende iri iri durdu ama bir de ben şu tarafla bir deneyeyim. İnşallah burada daha iyi çıkar. Evet, burası daha iyi. Aynur Hanım, sizin pek gücünüz yetmiyorsa ben yapayım isterseniz. Siz kamerayı tutun. Yapmaya çalışıyorum ama. Biliyorum ama yani bu biraz daha kuvvet işi olduğu için isterseniz siz tutun. Yani ben yapayım. Çok sevindim. Yani bu arada ben de yardımcı olmuş olayım. Siz kamerayı tutarken ben de size yardımcı olmuş olayım. Bakayım. Şöyle. Hadi bakalım. Evet, ben elim yıkanmış vaziyetteydi ama yine de ben yıkayayım diyorum. Havlu verim hayatım. Güzel mi? Şimdi bu portakalı halletti. Şimdi benim o kadar çok gücüm yok canlar. Biraz kaslarımdan dolayı, biraz kemiğimden dolayı güçlü kuvvet isteyen işleri Ahmet Bey'e yaptırıyoruz. Evet. Nasıl oldu? Küçük küçük daha güzel oldu. Evet, bu daha iyi oldu. Evet, buradan biraz daha iyi oldu. Önemli olan aromasını vermesi. Evet. Şimdi bunun suyunu ben hiç katmayı düşünmedim. Sadece kabuğu bana yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet. Denemedim yani açıkçası. Biz bunun acaba suyunu da korsak nasıl bir tat değişir mi, değişmez mi? Bunu inanın bilmiyorum. Bilmediğim için de bilmediğimi uygulamak istemiyorum. Ben bu şekilde biliyorum, bu şekilde yapıyorum. Evet, yeterli sanırım Ahmet Bey. Az da alalım mı? Yani sen bilirsin ama aromasını versin yeter. Evet, evet, maalesef doğru söylüyorsun. Şurayı da alayım. Evet. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Bunun içine siz sıyırın. Hı hı. Bir kaşığın amma alırsınız. Tamam, alırım. Bir kaşık verirseniz orada. Tamam. Hatta ben alayım isterseniz. Evet, verin size bir kaşık. Böyle. Burada bayağı sıvandı kaldı. Hı hı. Yani bunu artık maalesef sonra yıkayacağız. Tamam, dursun, ben onu sonra elimle hallederim. Teşekkür ederim. Evet, bu bence yeterli. Evet. Şimdi gerisi sende diyelim. Oraya koymasaydım. Neyse. Evet. Şimdi. Evet canlar. Şimdi ben bu rendelenmiş portakal kabuğunu bu karışımın içine atıyorum. Bir de isteğe bağlı herhalde ceviz mi koyuyorduk? Evet. Şöyle bir karıştırayım önce.
Evet. Evet. Arkadaşlar bu arada istemeden farklı yere parmağım değerek yayın kesildi. Ama biz tabii yine kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Mecburen montaj yapmayı bilmediğimiz için bunu peş peşe ard arda yayınlayacağız. Evet, şimdi, söylediğimiz gibi isteğe bağlı ceviz demiştik. Şöyle ki limon, portakal kabuğunun rendesini koyduktan sonra böyle bir iki karıştırdıktan sonra tercihe kalmış. İsteyen ceviz koyabilir, isteyen fındık koyabilir, fıstık hiç koymayabilir. Hiç koymayabilir. Ama tabii Ahmet Bey çok seviyor cevizi. Ahmet Bey'in tarifinde de vardı ceviz. Biraz ceviz koyacağız. Ölçü olarak da bir su bardağı olmasa da yani yarım su bardağı kırılmış, ayıklanmış ceviz koyabilirsiniz. Çünkü çok fazla ceviz limon kabuğu rendesiyle bir araya geldiğinde kabarmasını engelliyor. Evet. O yüzden çok az ceviz koydum. Bu şekilde. Yani çok ufak da olmayacak, çok iri de olmayacak. Ben normalde bunu elimle kırarım. Yani bir cevizi 5-6 parçaya bölüyorum. Ama şimdi zamanımız yok, uzun sürer diye ben hepsini poşete koymaya çalıştım. Bu kırılmış cevizi de atıyorum. Kekin içine koyuyorum. Çünkü Ahmet Bey bize böyle tarif etti. İnşallah Ahmet Bey'in yaptığı kek gibi güzel olur. Şöyle bir karıştırayım önce. Şimdi bir iki karıştırdık. Arkadaşlar, şimdi kek kalıbımızı tereyağıyla bulayacağız. İsterseniz onu hafif böyle bir ateşte ısıtırsak sıvanması biraz daha kolaylaşır diye düşünüyorum. Çok hafif herhalde. Evet. Evet, bu kadar kafi. Tamam. Yani hafif ben, ısınması. Bu organik, hakiki tereyağı biraz elimle alıp bu şekilde. İsterseniz şöyle bezin üstüne şey yapın. Tamam. Ya sorun değil. Benim mermer muhakkak da daha iyi olur. Mermere bir şey olmaz. Merak etmeyin. Arkadaşlar çıplak elle hiçbir şey yapmam. Bu tarz karışımlarda mutlaka eldiven kullanıyorum. Daha hijyenik olsun. Daha sağlıklı olsun. Yani bir fırça yardımıyla da olabilir aynı zamanda. Yok, fırça kullanmıyorum çünkü fırça her tarafı yağlanıyor. Evet. Elimle yaparsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. İşte bu kadar. Şimdi. Aynur Hanım sanıyorum şuralara değmemiş gibi görüyorum. Değdi. Değmemiş. Bak. Oralara da tereyağı değerse daha da güzel olur diye. Kamera huzurunda çekip görsün arkadaşlar. Şimdi oralar yağ almadığı takdirde kek kalıbına yapılan kek yapışır. Hmm. Yağ hem tereyağı ayrı bir lezzet vermesi hem de yapılan kekin kalıba yapışmaması. Hmm. Uzmanına sorun. ona yarıyor. Burada uzman Ahmet Bey. Estağfurullah, estağfurullah. Bir bayanın eline su dökemem. O tartışılmaz tabii ki. Yok, o konuda hakkınızı yememek gerek. Hakikaten yaptığınız kek de güzel, yaptığınız gözlemeler de güzel. Gördük yani, yedik. Niye yalan söyleyelim? Evet, evet. Afiyet olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar,
Tabii bu sizin tercihinize kalmış. Ben kekin bir kısmını şu şekilde boşaltıyorum. Tamam. Bir kısmını da. Şimdi bu biz biraz fazla yaptık ki diğer kalıpta da pişirebilmek için. Kakao koyacağız. Ahmet Bey, kakaoyu koyarken bana yardımcı olacaksınız. Evet. Bir saniye. Bunu sade de dilerseniz yapabilirsiniz. Çok az kakao şekil ve desen ve verelim diye. Yoksa şimdi Ahmet Bey, şu kadar kakao yeter sanırım. Çok fazla. Şu kadar? Yani. Tamam. Tamam, yeterli. Yeterli. Tamam. Şimdi buna bir şekil vermek için şöyle bir kaşığın ucuyla şu şekilde kaşığın ucuyla çok fazla değil. Şu şekilde değil mi? Evet. Tamam. Çünkü ben Ahmet Bey'den öyle gördüm. Hani şimdi diyeceksiniz ki canlar, bir kek değil mi ya? Bunu çocuk bile yapar diyeceksiniz ama bunun çok ince detayları var. Ahmet Bey bana bunu öğretti. Gerçekten çok güzel olmuştu. İnşallah mahcup olmam. Yok, güzel olacağını ben düşünüyorum. İnşallah. İsterseniz Aynur Hanım, onun üzerine tekrar biraz daha ilave edelim. Tamam. Yaptığınız keki ilave edelim. Tamam. Kek hamurunu. Çok fazla değil. Tamam. Tamam, yeterli. Tamam. Yeterli çünkü o kabaracak ve şişecek. Bunu da diğer kaba koyacağız. Evet. Şimdi bunu 180 derece sıcaklığa ayarladığımız fırınımıza. Hayatım, pardon. Bir kaşık getirir misin? Tabii. Çay kaşığı? Yok, yemek kaşığı. Amca. Çok az bir şey. Oradan al şöyle kahverengi olan yerlere dök istersen az bir şey. Şu şekilde. Evet, yeterli. Tamam. Tamam. Şuraya da dökersen. Tabii. Tamam, yeterli. Tamam, çok fazla olmamak kaydıyla. Tamam, yeterli. Tamam. Evet, kaşığı bırakın içine. Şimdi onu fırına servis ediniz. Sıcak. Onun altı yanıyor değil mi? Evet, yanıyor. Yani hem alttan hem üstten pişiyor değil mi? Tabii tabii. Bunun fanı çalışıyor mu? Tabii tabii çalışıyor. Şu anda çalışıyor muydu? Tabii ki, fanı da peki çalışıyor. Fan ayarlı. Tamam, şu anda tamam. 180 dereceyi evet bulmuş. Evet. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Kekimizi koyduk şu vaziyette. Bunun kabarmasını bekliyoruz. Kısım evet kısım açacağız ve bakacağız. Evet, kekimiz fırında birazdan kabaracak. Böyle iyice şişecek. Ve piştikten sonra yemeğe hazır. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş yani kabarmaya doğru yüz tuttu. Daha kabaracak ama size kısım kısım bunu çekeceğim. Evet, yavaş yavaş kekimiz kabarmaya başladı. Böyle sanıyorum ki kek kalıbından bile taşacak o.
Çünkü biraz fazla kaçırdık inanıyorum ki biraz daha az koymamız lazımdı. Biraz fazla koyduk. İşte ama her şeye rağmen güzel olacak inanıyorum. Evet arkadaşlar baya baya kabarmaya yüz tuttu yani. O daha kabaracak. Ama aklınızda olsun biz biraz fazla kaçırdık. Yani yarıyı geçmemesi lazım. Biz yarıyı biraz geçtik. Bu da tabii ki kabarınca ne oluyor? Dışarıya doğru taşma yapabilir. Yani iyi bir kek de zaten yapılan bir kek onun güzel bir şekilde kabarması demektir. Kabaracak ki kek güzel bir şekilde çıksın. Tabii bu şu anda üstte gördüğümüz yer altta kalmış olacak. Esas alt tarafı da üste geçmiş olacak. Şimdi biraz üst tarafı yani şu anda şekilsiz gibi gözüküyor ama bu kabaracak, daha da şişecek. Efendim çiğ bir yeri kalmayacak. Evet canlar, artan hamuru da bu küçük kek kalıbına koyduk. Benim dışarıda fırınım var, küçük fırınım. O tepsiyi... Evet, tepsinin üstüne koyuyorum ki dibi yanmasın. Evet. Bir de ona bakalım burada nasıl olacak. Bu fırınımı balkonda tuttum. Genelde balık, buğulama, börektir, işte hani tavuktur, o tarz yemekleri balkondaki fırında yapıyorum. İçeriye koku yayıldığı zaman Ahmet Bey de rahatsız oluyor, kızım da rahatsız oluyor. Bu yüzden dışarıda yapıyorum bu tarz yemeklerini. Artan kek hamurunu da küçük kalıba koydum, attık fırına, bakalım hangisi daha güzel pişecek. Hayırlısı olsun. Hayırlısı dediği gibi. Evet arkadaşlar bak kek çok şükür gayet güzel kabarıyor, pişiyor. Hayırlısıyla çok güzel bir kek olacağını şimdiden garanti verebilirim. Sadece biraz hamurunu fazla koyduk. Yani biraz daha az koyaydık kek kalıbına. Ben öbür kek kalıbını pek aklıma gelmedi varlığı. Öyle olacağını bilseydim ikiye bölerdim. O şekilde diyeceksiniz ki madem öyle niye bu kadar yaptınız? Şimdi arkadaşlar bunu bu kadar yapmaktaki amacımız yarın misafirimiz var. İstiyoruz ki çayın yanında bir de kek ikramımız olsun. Daha da güzel olur diye umut ettik. Şimdi burada bir de Aynur Hanım size ne kadar malzemeler konuyor. Bunu da tekrar açıklasın. Bu şekilde bir kek nasıl yapılır görmüş olalım. Evet Aynur Hanım, şimdi bir de ne malzemeler olduğunu bize tarif ederseniz. Şimdi canlar, evet bir kek yaptık. Şimdi merak ediyorsunuz malzemeler nelerdir diye. Ahmet Bey'in bana verdiği tarife göre yaptım. Tarifte 4 yumurtayı 1,5 su bardağı şekerle önce bir çırptık. Bu çırpma işi bir 5 dakika sürdü çünkü yumurtanın iyice köpürmesi ve beyazlaşması gerekiyor. Şekeri iyice eritmemiz gerekiyor. Üstüne 1 su bardağı süt ilave ettik. Onu da karıştırdım mikserle. Sonra yarım su bardağı sıvı yağ koyduk. Tabii bu ayçiçek yağı oluyor. Bunları çırptıktan sonra üstüne 2,5 su bardağı elenmiş. Bakın unu mutlaka eleyin. Elemezseniz kekiniz kabarmaz. Unu eleyin. 2,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya. Tabii bu sizin tercihinize kalmış. Benim kızım vanilya keki daha çok sever. Ben 2 paket vanilya koyuyorum. Tadı ve aroması daha güzel oluyor. 2 paket vanilya koydum. Ama siz 1 paket koyabilirsiniz. Bunları koyun ve çırpıcıda mikserle karıştırın. Ardından 1 limon kabuğu ve 1 portakal kabuğu rendesi koyun. Tabii bu benim çok hoşuma gidiyor. Ahmet Bey'in de damak tadına, zevkine el veriyor.
Benim kızım limon sevmiyor. Sevmediği için de ben limon rendelemedim. İki tane portakal rendeledik Ahmet Bey'le beraber. Ondan sonra bunu da karıştırdım. Biraz sizin isteğinize bağlı. Tabii ben Ahmet Bey'in damak zevkine göre ayarladım. O cevizi daha çok seviyor. Hep göz kararı koyuyorum ama ölçüsünü bilesiniz diye bir su bardağı ceviz koyun. İster elinizle kırın, isterseniz bardağın arkasıyla dövüp koyabilirsiniz. Ama tabii bir su bardağı değil de böyle bir su bardağı 1/3 kadar ceviz koyabilirsiniz ya da fındık. Hani tercihinize kalmış, fıstık da koyabilirsiniz. Ama Ahmet Bey cevizi çok seviyor. Onun için ceviz koydum. Ondan sonra zaten biliyorsunuz kek kalıbını tereyağla sıvadık. Bu hamurun bir kısmını kek kalıbına boşalttık. Üstüne bir tatlı kaşığı kakaoyu çırptık. Hafif kaşığın ucuyla da karıştırdık. Üstüne tekrar çok az kalan hamurdan biraz koyduk. 180 derece ısıtılmış fırına attık. Şu an pişmek üzere. Geri kalan hamurumuzu da küçük bir kek kalıbına boşalttık. Dışarıdaki fırınımıza attık. Sanırım kekimiz pişti. Bir bakalım. Bir bakalım. Ne alemde olduğunu da bir görelim bakalım. Of 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 of. Harika olmuş arkadaşlar. Vallahi çok güzel olmuş. İsterseniz fırını kapatın. Fırını kapatın Aynur Hanım. Kapatayım mı? Kapadın. Tamam. Evet, fırını kapattık. Şöyle birkaç dakika dursun. Ama içeri görmeyecek hale getirdik. En azından ışığı yansın ki. Orayı kapattın nasıl olsa fark etmiyor. Evet, fanı kapattığın zaman ışık da kapanıyor. Evet, evet. Fanı çalışsın hiç önemli değil. O iyice böyle içi hamur kalmasın, özlesin. Evet ama görünüşe bakılırsa arkadaşlar harika gözüküyor. Onu şimdi birazdan çıkartırız. Bir tepsiye koyduğumuz zaman, ters çevirip tepsiye koyduğumuz zaman güzel bir kek çıkacağına eminim. Bunu da hep beraber göreceğiz zaten. Evet Aynur Hanım. Evet. Oldu mu diyorsunuz? Olmuştur. Evet, tamam olmuştur. O zaman bir açalım. Tamam, şöyle bir kapatalım. Tamam. Önce fanı. Evet. Sonra. İsterseniz bir baksaydınız şeyle bir kürdanla veya şişle. Olmuştur eminim. Yine de bakalım. Evet. Bir bakın bakalım. Bulaşmazsa gayet güzel olmuş demektir. Evet, gayet güzel. Hiç bulaşma yok. Hiç bulaşma. Harika. Arkadaşlar bu çöpü biliyorsunuz, söylememe şiş, gerek yok. Şiş çöp. Şiş yani. Normalde ben küçük kürdanla denerdim ama elimde bu malzeme vardı. Hani pişip pişmediğine bakmak için bir daldırayım dedim. Gayet güzel pişmiş kekimiz. Şimdi bu üst tarafın bu şekilde şekilsiz olmasının sebebi de biraz biz şeyini fazla kaçırdık arkadaşlar. Hamurunu fazla koyduk. Evet. Ondan fazla kabardı. Evet. Bir de maşallah çok da güzel, eline sağlık. Öyle bir yapmışsın ki haddinden fazla kabarmış. Bunun da etkisi var. Arkadaşlar size bir tüyo verim. Ben bunu çok usta aşçılardan öğrendim. Keki çıkarttıktan sonra bir kabın içine soğuk su koyun. O kek kalıbında o soğuk suyun içine daldırın ki alt taraf soğusun, çıkması kolay olsun diye. Bir süre bekleyin, ondan sonra ters yüz çevirin ve yapışmadığını göreceğiz. Yani bu böyle bir şeydir, ne derler ona, bitiyor. Bana peki. Öyle öğrettiler. Peki. Soğuk suyun içine koyuyorsunuz, bu şekilde, bakın. Bekletin bir 5 dakika, ondan sonra çıkartın. Peki, elinize sağlık. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Evet canlarım. Bu arada tepsideki suyu döktük, yıkadım, kuruladım. Şimdi kekimiz... Aynur Hanım isterseniz bir tane selpak sererseniz içine, peçete yani. Ben sermezdim ama tamam. Sererseniz daha güzel olur. Tamam. Hani terleme yapmasın amaçlı söylüyorum. Tamam. Peki, tamam öyle. Çok güzel. Yapışmayacak değil mi inşallah? İnşallah denediğimiz şeye göre...
yapışmayacak diye düşünüyorum. Aa, ne güzel çıktı, ne güzel çıktı. Demek ki Aynur Hanım, un olmayınca da yapışmıyormuş değil mi? Sıcak. Elinizi mi yaktınız? Evet. Ay geçmiş olsun. Çok sıcak ama. Sıcaktır illa ki. Evet, çok güzel olmuş Ahmet Bey. Evet. Gerçi demek ki. Geçen gün sizin yaptığınız da çok güzel olmuştu. Evet. Elinize sağlık. Bu şimdi birebir sizin emeğiniz. Yok, siz tarif ettiniz, ben yaptım. Kesin mi? Vallahi isterseniz kesin. Şöyle şey yapmadan. Tamam. Bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de şuradan kesersen yeterli. Of 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 of. Harika. Oo. Dumanı görüyor musunuz arkadaşlar? Gayet güzel gözüküyor. Buradan belli. Vallahi şu şekilde. Harika. Of. Evet, mis evet. Mis. Evet. Elinize dur. Sağlık. Bir tabağa koyayım. Evet. Harika. Bir de tadına bakalım. Bir de tadına bakın bakalım Aynur Hanım. Nasıl? Hmm. Harika mı? Ciddi misiniz? Çok bu güzel. Kadar mı? Evet. Ay ne kadar güzel. Arkadaşlar ben yaptım ama Ahmet Bey'in tarifi. Gerçekten. Bıçağın kesin bakayım. Şöyle kenarına. Çok güzel. Cevizler de gözüküyor. Evet. Harika. Cevizleri bakın güzel. Arkadaşlar cevizler de kendini gösteriyor. Bir saniye şu cevizi tarafından. Evet. Bakın. Of of of. Yeterli. Önce siz bir bakın tadına Ahmet Bey. Sıcak. Sıcak ama. Of. Hay maşallah. Elinize sağlık. Şunu da. Yok. Çok sıcak. Almayalım. Evet, siz şu küçük parçayı bir alın. Vallahi ben yaptım diye değil. Tarif Ahmet Bey'in. Muhteşem güzel. Tadı falan 10 numara. Bakın arkadaşlar. Kekin ortasından ceviz de gözüküyor zaten. Muhakkak. Çok güzel olmuş. Buna en çok kızımız sevinecek. Diyecek ki elinize sağlık, çok güzel olmuş. Hayatım yeter, bitireceksin. Aç ağzını. Verme daha, yemek yiyeceğim ben. Ya. Hem de bitirmeyelim. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Aynur Hanım bir bakın bakalım bu pişmiş mi? Bakacağım. Bir bakın bulaşıyor mu? Evet o da bulaşmıyor, gayet güzel. Evet. Elinize sağlık, vallahi gayet güzel olmuş. Güzel olmuş Ahmet Bey. Evet, çıkaralım mı onu isterseniz? Bir buranın sıcaklığıyla ısısını dinlensin biraz, mi? Aynen, peki. Aynen, ama bulaşmıyor herhalde değil yok, mi? Yok bulaşmıyor. Çubuğa baktığımız kadarıyla aynen. Bulaşmıyor. Aynen. Evet. Şimdi biraz dursun, onu da çıkaralım ve bu videomuzu da burada sonlandıralım. Evet kekimiz de oldu. Harika bir şekilde pişti. Şimdi diğerine de bir bakalım, o da pişti mi? O da pişti gerçi, dinlenmeyi almıştık. Aynur Hanım isterseniz onu da çıkaralım mı? Getireyim. Bir zahmet onu da getireyim. Bir getirin. Bir dakika. Evet Aynur Hanım onu da çıkaralım isterseniz. Bu. Sadece onu alsak yeterli sanıyorum. Evet. Evet. Elinize sağlık. Bir bakalım. Oo harika gözüküyor. Şöyle koyalım. Bir daha yakından bakayım. Evet, gerçekten güzel gözüküyor. Sanıyorum ki bu tabağa koyduğunuzda bu kolayca. Şimdi arkadaşlar bunu da yine suyun içine koyduk ki şey olsun, soğusun ve yapışmasın diye. Böyle çıkması daha kolay oluyor. Sıcak olduğu için kısmen yapışabiliyor. Hayatım o tabağı değil de istersen şuraya peçete serelim. Bir vurma da çıkabilir. Tamam.
5 dakika. Bir dakika. Az daha soğusun mu? Soğudu mu? Soğudu. Peki. Evet. Evet. Sudan çıkarttım. Altındaki suyu alıyorum arkadaşlar. Şimdi soğudu. Şöyle. Aa, gayet evet. Güzel çıktı. Yapıştım. Harika oldu. Evet. Evet. Harika. Çok değil güzel mi? Gözüküyor vallahi. Aynen. Artık yani benim ayağımı sizin elinizi bağlasınlar arkadaşlar. Yani bu kekin karşısında hiç maalesef duramayacağım. Evet. Bunu da böylece götüreceğiz. Aynen. Yani bu da ikinci kekimiz. Bu da ikinci kekimiz. Artan, diğer pekim, kekimiz hamur. Orada. Çünkü biraz kalabalık misafirimiz geleceği için istedik ki yetsin herkese. Bu şekilde bir ikramımız olsun. Çayın yanında güzel gider diye düşünüyoruz. Evet. Evet, böylece iki kekimiz de hazır. Yapıldı ve Aynur Hanım'ın sayesinde kekimiz ortada. Yani sizin sayenizde. Estağfurullah. Çünkü zorlandığım taraflarda siz yardım ettiniz. Tarifini siz verdiniz. Nasıl yapacağımı da siz söylediniz. Talimat verdiniz. Estağfurullah. Şimdi kamera arkasında Ahmet Bey komut verdi bana. Estağfurullah. Öyle. Yok, ben söylemesem de siz bundan daha iyisini yapacağınızı düşünüyordum ben zaten. Ya, teşekkür ederim. Ondan sonra kekin tadı ve lezzeti gerçekten de harika. Keşke burada olsaydınız, hep birlikte yeseydik. Ama eminim siz de yemiş kadar olacaksınız. Çünkü muhteşem lezzetli olmuş. Ahmet Bey'in talimatıyla oldu bunlar. Estağfurullah. Evet. İnşallah bir gün karavanda tatile falan giderken düzenleyeceğiz. Mesela şurada arkadaşlar şurada buluşma noktamız diyeceğim. Evet. Atıyorum Sivas'tayız misal. Sivas'a hangi gün, hangi saatte nerede olacağımızı söyleyeceğim. O saatte orada olduğumuzda inşallah biz de kekimizi falan yapmış oluruz. Çay ikramımızla beraber sizleri ağırlamış oluruz. Ama bu Sivas olur, Ankara olur, Mersin olur, Adana olur. Diyelim Türkiye'nin neresine gideceksek, neresinde bulunacaksak orada dostlarımla YouTube ailesiyle bir tanışma düzenlemek istiyorum. Evet. Sizler de gelir de tanışmada bulunursanız memnun oluruz. İşte yalnız adamı yalnız bırakmayın diyorum ama tabii artık yalnız diyelim. Ahmet Esen ve Aynur ikinci baharı yalnız bırakmayın diyorum. Sizlerle biz bütünleşiyoruz. Sizlerin hep yorumlarını bekliyoruz. Sizlerin beğenilerini bekliyoruz. Lütfen abone olmadan geçmeyelim. Teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz varsa affola. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize hoşça kalın. Dostça kalın. Bizlerle kalın.